Kadınların toplum içinde daha aktif rol almalarını ve ekonomiye katılımlarını desteklemeyi amaçlayan ve 18-55 yaşları arasındaki okuryazar tüm kadınlara açık olan Kız Kardeşim projesinin Malatya'daki eğitimleri tamamlandı. Eğitimleri tamamlayan 158 kadın sertifikasını düzenlenen törenle aldı. Sertifika töreninde konuşan Vali Süleyman Kamçı, çağdaşlaşma yolunda ilerleyen toplumların en önemli mimarlarının kadınlar olduğunu söyledi. Anadolu denilen bu renkli coğrafyada renkli coğrafyamızı kıymetli kılan, emeğini ve alın derini bu topraklara katkı eden siz kadınlar mısınız? Çatlamış ellerine toprağın bağrına tohum serpen, Ege'de zeytini, Karadeniz'de fındığı, Akdeniz'de narinciyi, Malatya'da kayısıyı kızına çeyiz, ailesine geçim, ülkesine ekonomik güç eden fedakar Anadolu kadınıdır. Kadınlarımız çağdaşlaşma yolunda ilerleyen toplumların en önemli ve önde gelen mimarlarıdır. Türkiye'de yaşanan hain terör saldırılarına da değinen Kamçı, terörün her türlüsünü kınıyoruz, lanetliyoruz ifadelerini kullandı. Ben burada öncelikle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara başsağlığı ve uzun ömür diliyorum. Yaralılarımıza Allah'tan şifalar diliyorum. Ve terörün her türlüsünü millet olarak bu ülkemizin birliği, dirliği, bayrağı için canlarını feda eden şehitlerimizin huzurunda biz birliktelik içerisinde her türlüsünü kınıyor, lanetliyoruz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Abdullah Duran da kadınların iş gücüne katılımlarının artırılmasında ekonominin yanı sıra eğitimin de önemli rol aldığını ifade etti. Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların ekonomiye önemli katkılar sağlamakta. Bu katkıları son yıllarda ciddi anlamda arttığını görmekteyiz. 10 yıl önce erkek girişimci sayısı 900 bin civarındayken kadın girişimci sayısı maalesef 45 binlerdeydi. Neredeyse her 20 girişimciden ancak biri kadındı. Son 10 yılda kadın girişimci sayısının 2 katına çıkması sizler adına sevindirici. Tabii ki bizler adına da. Malatya İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Yasemin Coşkun ise bir toplumun gelişmişlik ölçüsünün kadının eğitim seviyesi ve donanımı ile ölçüldüğüne vurgu yaptı. Sizlerin de bildiği gibi kadınlar gelişmiş ve gelişmekte olan toplumların politika, ekonomi, sosyoloji ve eğitim gibi birçok alanlarında çeşitli kademelerinde vazgeçilmez bir aktör olarak yerlerini almışlardır. Ülkemizde de kadınlar bu etkilerini artırmak ve bunun için gerekli olan bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla uygulanan Kız Kardeşim projesiyle kadınlarımıza iş hayatında ve günlük hayatlarında onlara değer katacak etkili eğitimler verildi. Bu eğitimler sayesinde kadınların ülke ekonomisinde daha güçlü, daha vasıflı ve daha efektif olacaklarından şüphem yok. Hukuk Direktörü Zeynep Derman Küçük Önder ise projeye destek verenlere teşekkür etti. Her sertifika programı bir son gibi adedilse de aslında yeni başlangıçların günü oluyor. Yeni doğuşların günü oluyor. 156 katılımcımız eğitimlere devam etti. Tabii kimi bazı eğitimlere geldi, kimi hepsine devam etti ama nihai olarak 156 katılımcımızla biz 6 gün boyunca bu projede buluştuk. Bizim için çok önemli anlardı. Gelen duyumlar şu yönde oldu. Bir 156 daha hocam gelirdi aslında. Dolayısıyla inşallah sonraki dönemlerde olabilirse tekrarı olsun diye canı gününde hepimiz tabii ki istiyoruz. İmkanlarımız elverdiğince istiyoruz. Boğaziçi Üniversitesi Yaşanboyu Eğitim Merkezi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Direktörü Dr. Işıl Keskin Şahan ise eğitimlerin 30 saat sürdüğünü kaydetti. Kokola ailesi olarak burada olmaktan çok ama çok mutluyuz. Çünkü biz bu yola aslında birkaç sene evvel girdik. 2020 senesinde Coca-Cola şirketi olarak dünyada 5 milyon kadına dokunma ve onların hayatlarına, ekonomik ve toplumsal yaşamlarına katkı sağlamak adına yardımcı olacağımıza ve destek vereceğimize söz verdik. Ve bu yolda ilerlerken de Türkiye'de birçok projenin yanında bu senede Kız Kardeşim projesiyle sizlerle birlikte olduk.
Konuşmalardan sonra kız kardeşim eğitimlerine katılan kadınlara sertifikaları takdim edildi. Başka?